Potansiyel olarak milyonlarca insana ulaşıp bir hamster ya da bulum olabilme olasılığı taşıyan 3 tane Telegram botu buldum. Ücretsiz bir şekilde airdrop alıp belki de Notcoin'de olduğu gibi yüzlerce hatta binlerce dolar demek olabilir referanssız bile. Bu kısmın altını çiziyorum, buraya dikkat. O yüzden bu bulduğum, kendi kullanmaya başladığım Telegram botlarını sizlere anlatmak istiyorum bu bölümde. Şimdi siz algoritmayı çalıştırmak adına beğene tıkladıktan hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Çok fazla lafı gevelemeden direkt konumuza geçelim. 3 tane Telegram botu dedim. Bunlardan bir tanesi yeni başlamış, Telegram botu yayınlanmış ama sadece özel linkle katılabiliyor. Ben bunun gidip adminiyle görüştüm, dedim ki böyle bir grubum var. Ben hani küçükten başlamak istiyorum. Bir yere gelir gelmez onu beraber göreceğiz. Ama zaten ücretsiz olduğu için ne olacak deyip arada böyle küçük bir iki dakika verip yapabiliriz mesela. Neyse, ilki bu şekilde. İkincisi daha yeni başlıyor. Ortada bek fol yok, yumurta yok şeklinde ama bir Telegram botları gelecekmiş. Bir topluluk oluşturmaya başlamışlar. Belki halk ağzında dedikleri gibi bize buradan bir ekmek çıkabilir diye anlatacağım. Üçüncüsü de şu ana kadar 20 milyondan fazla kişinin oynadığı ayrı bir Telegram botu var ki bunun büyük borsalara girme potansiyeli çok yüksek. Onu da sona sakladım, o şekilde anlatacağım sizlere. O yüzden daha almadıysanız kahve çayınızı alıp Telegram'ınızı hazır edin. Bir an önce birinciden başlayalım. İlki arkadaşlar bakın. Crypto Daily'ye bile çıkmış bir tane var. Aslında benim görme sebebim genelde böyle makaleleri falan araştırmamdan. Burada ne yazıyor? AFK Token Presale Launch diye geçiyor. GameFi projesi ton üzerinde şeklinde konuşuyorlar. Şimdi burada görünce şöyle bir sitelerine gidip baktım. Açıkçası birçok yerde de çıkmışlar. Bakın Crypto Daily'nin dışında Investing.com, işte CoinMarketCap, Benzinga falan, bunlar da bilinen yerler. Yani belli ki projenin parası var. Neden diyorum bunu? Çünkü böyle yerlerde reklam vermek bile güzel bir rakam demek oluyor. Hani kimisi reklam olabilir, kimisi gerçekten bir yerlere ulaşacağını düşündüğü için makale yayınlamış olabilirler. Bunu bilemiyorum ama parası az çok olduğunu söyleyebilirim. Bu ne demek? Projelerine marketing yaptıracaklar demek. Hiçbir işe yaramasa da genelde meme token görüntüleri ya da bu tarz Telegram botları sonrasından büyük topluluklar geldiği zaman para edebiliyor. Zaten bu da gördüğünüz üzere AFK Pepe diye geçiyor. Yani Pepe'den esinlenmiş belli ki. Biraz daha böyle Pepe'yi seven, bilen topluluk tarafından da benimsenebilir gibi duruyor. Zaten bir nevi o Telegram botuna girmemin sebebi de bu. Yani onu kullanmaya başlamamın. Çok fazla yapılacak bir şey yok açıkçası. Onu göstereceğim sizlere. Bakın sitenin üzerinden biraz geçtim, şunu gördüm burada. Bu arada bunları kullanması tamamen ücretsiz. Herhangi bir şey yapmanıza ya da yatırım yapmanıza dahi gerek yok. AFK Pepe Community Launch, yani topluluğu oluşturmaya başlamışlar. Zaten bu işte makalelerden vesaire bunu anlıyoruz. Bir de bakın AFK Pepe Bot geliyor. The Greatest Bot vesaire olacak Telegram'da diye. Bunlar istekler. Şimdi belli bir yerde doyuma ulaşacak bu Telegram botları. Ne zaman onu bilemiyoruz. Baştan böyle projeler çıktıkça onlara girmeye çalışıyoruz ki ücretsiz de olsa. Bir iki dakika vererek günlük belki oradan tokenlar toplayacağız. Büyük topluluklara ulaştıracaklar kendilerini. Sonra biz de buradan para kazanacağız. Ücretsiz airdrop alacağız. Hedef bu zaten. Amaç bu yani. Ha bir de şu an ön satışları var. Buna illa girmenize gerek yok dediğim gibi. Ben açıkçası şöyle yapacağım. Şimdi Telegram botu olmasaydı burada, herhangi bir şey olmamış olsaydı o zaman derdim ki belki ön satışa daha yeni yeni başlamışlar. Pek fazla düşünmeye gerek yok. Ama şimdi Telegram botu var. Önce onu göstereyim. Ondan sonra şöyle küçük bir göstermiş olayım ön satışlarından nasıl işlem yapılacağını. Cüzi bir miktarla girmek istiyorum. Bakın ilk botu açtığınız zaman sitenin üzerinden açılmayacak. Şöyle start'a basacaksınız. Diyecek ki sizin şu an erişim hakkınız yok. Özel bir link lazım. O yüzden gidip zaten hani bulamayınca, yapamayınca dedim ki Telegram botları var, ben niye giremiyorum? Bir konuşayım bakayım, YouTube'un gücünü kullanayım. Arada yapıyorum biliyorsunuz bunu. Neyse gittim, aldım özel linki. Sonrasından girdiğim zaman bana bunu dedi. You have unlocked access to AFK Pepe through an elite invite link. Yani elite bir link tarafından erişiminiz açıldı dedi. Tamam dedim. Play now kısmı var, invite earn var. Birilerini davet edebiliyorsunuz. Şu an girenler ilkler olacak. Hani yani bu videodan sonra girenler de, bununla birlikte girenler de ilkler olacak. Emin olabilirsiniz ona. Play now diyoruz. Daha yeni kurmuşlar. Bakın 2100 var. Şu an toplamış belli bir günde. Ben herhangi bir şey yapmadım. Claim AFK Pepe diyorum. Hepsini aldım.
Tekrar azaldı gördüğünüz üzere, biraz eklemiş olduk. Refer kısmı var, arkadaşlarınızı alabildiğiniz boost kısmı var. İşte ekstra bir kapasite ekleyebileceğiniz. Ben şimdi birkaç kapasite ekledim. Large capacity'yi bekliyorum. Hani daha fazla dolacak ondan sonra. Şu 4000 olunca onu alacağım. Level falan arttırıyorsunuz, seviye arttırıyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Bir de leaderboard var. Böyle tek yapacağınız bu. Şuraya gelip bir günde bir kere tıklayacaksınız. Bir de birileriyle paylaşırsanız paylaşırsınız. Ve bitti. Bu kadar. Yani en azından şimdilik. Sonradan belki görevler falan eklerler. Bakın şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Buraya ton koymuşlar arkadaşlar. Yani ton ağında da alabiliyorsunuz. Benim elimde biraz ton olduğu için bir kısmıyla almayı planlıyorum. Ben yaklaşık 7 tonluk alacağım. Toptancıdan ürün alıyormuşsunuz gibi oldu. Tam olarak öyle değil. 7 ton coinlik buradan alacağım. 50 dolara yaklaşık geliyor. Önce Switch Ton Network diyorum. Bakın burada Ton Keeper'ım var. Onu kullanacağım ben. Şöyle Browse Extension diyelim. Connect Wallet diyorum. Cüzdanı bağlıyorum buraya. Ve cüzdan bağlandı. Şimdi 7 tane diyelim. Yaklaşık 52 dolar yapıyor. Uygundur benim için. Join Presale diyorum. Sadece gösteriyorum size nasıl kullanabileceğinizi. Confirm diyorum. Ve işlemler gerçekleşiyor. Şu an dediğim gibi %5 almışlar. Yani yolun başındalar. Hani şu 50 dolarım benim tamamıyla risk. Hani çöpe attım gibi bir de düşünebilirsiniz. Bir nevi baktığınız zaman tutarsa diye. Sırf Telegram botları var diye yapıyorum bunu. Ve gördüğünüz üzere ton cüzdanımda AFK diye 7450 buraya yansıdım. Ön satış biraz daha farklı. Direkt hesapta beliriyor ama herhangi bir değeri yok şimdilik ön satışta oldukları için. Sonradan olacak belli ki. Bunların Telegram botu var gördüğünüz üzere ama daha yeni başlıyorlar. İkincisi Telegram botu hiç olmayan bir şey ama bakın şöyle göstermiş olayım sizlere. CEO'larının bir mesajını gördüm Twitter'dan. Bunny'e başlıyoruz diye. Bunnyverse. Aslında şöyle düşünüyordum. Çok büyük bir toplulukları falan var. Hani ben geç kaldım falan gibisinden düşünmüştüm ama. Aslında tam olarak öyle değilmiş. Daha yeni yeni başlatıyorlarmış gördüğünüz üzere. Bunny token şeklinde çıkacak. Şimdi bu neden tutabilir dedim. Bu aralar işte kedi, köpek, bu tarz hayvanlar bilmem ne falan bunlar çok çıkıyor. Ve bazen bazıları iyi tutuyor. Bunny ile alakalı yani tavşanla alakalı çok fazla yok. Hani en azından benim gördüğüm ya da tutan yok. Belki dedim bir iş yapabilir. Ama şöyle göstermiş olayım. Daha yolun çok başındalar. Yani sitesi falan bile hani daha geliştirilebilir. Çok taslak bir site üzerine yapılmış. O yüzden tokenlarıyla çok çok fazla ilgim yok. Hani alınabilir mi? Şu an alırsam şöyle alırım. Daha önce size bir video yapmıştım. Hani ben hani o şekilde düşünerek yapardım. Yani öyle söylüyorum size şu an. Burada bakın. Birçok token çıkıyordu. Bir anda böyle artabiliyorlardı. Solana üzerinde bunları bulmaya çalışıyorduk. Hatırlıyorsanız 5 dolar, 10 dolar maksimum yatırıyorduk. Şunları alabilmek adına. Yani buraya yapılacak bir yatırım herhalde şu anlık o şekilde olur. Ama dediğim gibi Telegram botları olabileceği için bu sayfayı bir yere not edin. Sonradan diğerlere getirebilirler. O yüzden not edin diyorum zaten. Buraya geldiğiniz zaman sağ üstten bir bookmark'a tıklayın. Ya da buradan gelin arkadaşlar Bunnyverse'e gidin. Çok çok daha yeni olduğunu görebiliyorsunuz. Birazdan açılır internetim çok iyi değil. Burada her şeyin Telegram botu açıldı mı ne oldu bunların hepsini gösterirler. Dediğim gibi hani şuradaki mantık az önce söylediğim gibi. Girenler anca o şekilde girsin diye düşünürüm. Yani ben o şekilde yapardım öyle söylüyorum size. Telegram botlarını bekliyorum. Çıktığı gibi orada işlemler yapmaya başlarım. Ama ücretsiz bir şekilde başlarım. Sonradan baktım topluluklar geliyor. Daha fazla kişiyi çektiler kendilerine. Diğerinde olduğu gibi büyük yerlere makaleler yaydılar. İşte paraları var vesaire. Marketing yapıyorlar. O zaman işte biraz düşünebilirim daha da fazla token almayı. Burada buy token dedikten sonra bir hesap oluşturmanız lazım. Öncelikle burada rakamı seçiyorsunuz. Sonrasında make a payment diyorsunuz. Buraya yansıyor ondan sonra token'ı alabiliyorsunuz. Yani anca bu şekilde işlemler gerçekleşiyormuş. Önce siteye yolluyorsunuz, site üzerinden alıyorsunuz gibi düşünün. Almak isteyenler adına. Dediğim gibi ben Telegram botlarını bekliyorum. Haberini CEO'sundan öğrenince umarım oluştururlar, umarım tutar dedim. O yüzden de sizlere bilgisini vermek istedim açıkçası. Ve üçüncü Telegram botuna geldiğimiz zaman o hamster ya da bir bulum olabilecek. Aslında olaylar tam tersi. TapSwap duyanlarınız eminim ki vardır. 20 milyon üzerinde kullanıcı var dedim. Hamster'a buluma benzeyebilir dedim ama aslında hamster bulum belki buna benzeyebilir. Gidişatları o yönde. Çünkü en son istatistiklerine baktım. 20 milyon değil yaklaşık 60 milyona yakın oyuncu var. Bütün dünya üzerinde çok büyük bir rakam. Sadece Telegram'dan da zaten şuraya baktığınızda görüyorsunuz. 25 milyonun üzerinde burada üyesi var. Yani çok büyük bir bot diyebilirim. Fakat yakın dönemde amalarını izledim. Siz uğraşmayın diye özel bilgileri burada aktaracağım sizlere. Fakat o değil. Daha içeriden bilgiler de aldım. Bununla alakalı listelenmesiyle alakalı. Ne yapacaklarıyla yani bundan sonraki adımlarda. Ve tahmini olarak listelenmeyi hangi günde bekleyebiliriz? Hala bizim için bir fırsat mı?
Burada anlatmamın sebebi az çok o zaten. Şimdi öncelikle küçük bir bahsedeyim, neydi bu TypeSwap bilmeyenleriniz için. Ben açıkçası çok sonradan gördüm ama şu an bile listelenme tarihini az çok bildiğimden dolayı sizlere söylüyorum fırsatımızın olduğunu. Hala buradan puan kazanabilir, ücretsiz tokenlar yani para kazanabiliriz. Bilmeyenleriniz için gösteriyorum. Ana ekran bu arkadaşlar. Tap yani tıklamak. Olay bundan geliyor. Sürekli tıklayarak puan kazanıyorsunuz. Bu şekilde aplikasyonda kalmış oluyorsunuz. Milyonlarca insan geliyor, bir airdrop. Buradan ücretsiz para kazanma platformu. Burada yapacaklarınız çok basit aslında. Yani şuraya tıklamanın dışında olanlara bakalım. Referans. Birileriyle referanslarınızı paylaşıyorsunuz. Dediğim gibi ben biraz daha geç kaldım, yeni yeni girdiğim için sizlere referansı aşağıda paylaşacağım. İster oradan girersiniz, ister kendiniz açarsınız. Tamamen size kalmış yani. Onun dışında test kısmı var. Günlük görevler vesaire yapıyorsunuz. Bu şekilde de puan toplayabiliyorsunuz. Sonrasında tap ana kısım zaten. Size belli güçler veriyor. O güce kadar tap yapabiliyorsunuz. Yani tıklayabiliyorsunuz. Sonrasında boost kısmı var. İşleri biraz daha hızlandırabiliyorsunuz. Bazı şeyleri puanla vesaire satın alabiliyorsunuz buradan. Ve bu şekilde de daha fazla, yani 500 değil de atıyorum, level atlamış oluyor. 2000 alabiliyorsunuz. 3000 kadar tıklayabiliyorsunuz. Yani bütün gün tıklıyorsunuz eğer zamanınız varsa. Ya da olduğu zamanlarda tıklıyorsunuz, öyle diyelim. Bir de istatistikler var. Burada kim nelerde, lider tablosu vesaire, bunları göreceksiniz. Yani aslında Telegram botunu kullanması çok basit. Telefonda çalışıyor, bilgisayarda çalışmıyor. Bazı kullandığım diğer botlar bilgisayarda da çalışıyor. İşlerimi kolaylaştırıyor ama bu telefon üzerinden direkt, yani nereye giderseniz onunla kullanabilirsiniz. Fakat şimdi o amadaki bilgileri önce vereyim sizlere. When listing diye soruyorlar ya, ne zaman listing, ne zaman listing. İnsanlar sadece buna takmış kafayı. Ama çok büyük şeyler yapmaya çalışıyorlar, yaparlarsa. Token'ın değeri öyle listelendiği gibi işte çok satıldı alındı vesaire ne olacağı belli olmayacak değil. En azından bir şeyle desteklenecek. Burada sadece şu an topluluk var. Yani tıklayanlar var, yani para kazanmak isteyenler. Ama herkes para kazanmak için bunu satar. Hiçbir şeye yaramazsa bu TypeSwap çıktığı zaman, swap bakın dikkat edin oraya. O zaman yani işimize yaramayacak. Ama en azından yapılabilecek bir şeyler var. Yapacakları bir şeyler var. Onları söyleyeyim şimdi sizlere. Amalarından öğrendiğim kadarıyla bir AI, SocialFi ve Quest dediğimiz o görevleri yaptığınız bir platform oluşturmayı planlıyorlar. Hani TypeSwap açıldığı zamandan bahsediyorum. Buradan hala tokenlar kazanmaya devam edeceksiniz. Bir revenue stream derler ona. Yani bir para kazanma kanalı olacak alabileceğiniz buradan. Web3 üzerinde projelerin vesaire geldiği bir pazar yeri kurmayı planlıyoruz diyor. Bunu oluşturacaklarmış. Yani bu kadar toplulukla bunları oluşturarak TypeSwap'ı en başa getirecekler. Ve buradan da o gelirler gelmeye devam edecek. Böyle olunca da token'ın değeri öyle bir anda düşüp orada kalmayacak. Elinde token olanlar, belki de belli bir süre tutmak isteyenler de buradan yararlanacak. Şimdi o when listing diyenler için söylüyorum. Tarihi Temmuz olarak düşünüyorlarmış ama bu tarz şeyleri üzerine kurmayı planladıkları için biraz uzatmışlar. Ağustos'un ortaları ya da sonuna doğru listelenmeyi planlıyorlar. Bakın bu kısmı önemli çünkü bu ne demek? 1,5-2 ayımızın hala olduğunu söylüyor. Buradan gidip o tokenları boş zamanlarımızda ne kadar yapabiliyorsak arttırabileceğimiz anlamına geliyor. Yani daha listelenme olmadığı için. Biraz daha bence uzaya da bilir. Bunu söylüyorlar ama bir tık daha uzaya da bilir diye düşünüyorum. Bu şekilde baktığımdan hala yapmak isteyenlerin, güzel bir rakamla para kazanmak isteyenlerin burayı kullanabileceğini düşünüyorum. Yani açıkçası soru şu, hani when listing, ne zaman listelenecek sorusunun yanında bu kadar şeyi neler yapabileceksiniz, neler başarabileceksiniz? Çünkü o zaman elinizde tuttuğunuz token'ın değeri belki 1 iken 10 olacak, 20 olacak. İşte o yüzden zaten önemli. Bence uzatmaları da gayet güzel olmuş, bize de fırsat vermiş. Ben de bu videoyu yaparak sizlere açıklamak istedim. Linkleri dediğim gibi aşağıda bulacaksınız. Onun dışında bir tane de bonus var dedim değil mi size? Bonus proje. Yakın dönemlerde Twitter'ımda farklı farklı baktığım projeleri açıklıyorum sizlere. Her zaman yapıyorum gerçi bunu ama. RWA'ya daha dönük, hani gerçek real world asset diye geçer, gerçek dünyaya daha birleşik olan bir tane projeden bahsetmiştim. Bugün ondan bahsetmeyeceğim ama konsepti anlayın diye söyleyeceğim. Müzik protokol diye. Müzikle alakalı, telif haklarıyla alakalı bunları blockchain'e taşıyordum. Şimdi biraz daha farklı, daha böyle sporla alakalı ama özellikle konuşmak gerekirse at yarışıyla alakalı büyük birkaç launchpad'de başlatılacak yakında bir tane proje gördüm. Hani bunu araştırdım, araştırırken şuradan buldum aslında. Araştırmayı buradan başladım, öyle söyleyeyim. Cointelegraph'ı ben ara ara takip ediyorum. Makaleleri okuyorum. Yeni konseptler geliyor. Trend olmaya yeni başlamış insanlara ulaşmış şeyler geliyor. Yani sadece sponsorlu bile olsa şöyle düşünüyorum ben burada. Bu adam Cointelegraph'ta makale vermek sponsorlu güzel bir para yapıyor.
Ama sen buraya bu kadar para verebiliyorsan demek ki projeni önemsiyorsun. Buraya bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsun. Yani öyle bile olsa. Bakın görüyorsunuz. A Horse Racing Loyalty Platform diye bir şey oluşturacaklar. The Winner's Circle by Racing League diye geçiyor. 3 seneliğine İngiltere'nin en büyük at yarışı ligiyle anlaşmışlar. Racing League diye geçen. Zaten burada da görebiliyorsunuz. 12 milyondan daha fazla insan burayı takip ediyor. Onlara bunu getirecekler. Şöyle düşünün. Çok acayip bir konseptle gelmişler. O yüzden zaten ilgimi çekti. Hani bonus proje olarak bugün anlatmak istedim. Şu videonun üzerine gelsin diye. Burada RVA dememin sebebi şu. HRSE diye Horse'dan geliyor bu arada. Bir tokenları olacak. Bunu aldığın zaman birkaç özellik var. Ona geleceğiz ama. İlk bahsetmek istediğim şu çok beğendiğim özellik. Gerçek atların bir hissesi oluyor. Yani bunlar mesela markette bir piyasada bir değeri oluyor bu atların. Bu yarışlarda koşanların çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bunlardan hisse alıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani bir parçası sırf HRSE token elinizde var diye onların shareholder olacaksınız. Yani hisseleri elinde tutanlardan olacaksınız. Bu ilginç geldi. Yani atın bir parçası mı derler, hissenin bir parçası mı, neyse siz anladınız konsepti. Sırf bunu elinizde tutuyorsunuz diye. Dediğim gibi partnership dediğimiz Racing League ile bir partnerlik başlatmışlar. 3 yıl boyunca 12 milyon insana hitap edecekler. Normal sosyal medyanın yanında Sky Sports diye yine bilinen bir kanal aracılığıyla da yapacaklar bunu. Ve launchpad'ler de önemli. Bu bilinen launchpad'lerden yine Jampad'e giriyor. Hani onu da zaten göstereceğim şimdi sizlere. Oradan ben de girmeyi planlıyorum açıkçası. Şöyle göstermiş olayım. Ha bu arada o Cointelegraph'ın dışında Yahoo Finance ve Decrypt'te de çıkmışlar. Hani yani sadece makale Cointelegraph'ta yok. Öyle de söylemiş olayım. Bakın burada Jampad. Ben bunu veririm zaten sizlere linkini. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar şuradan alabiliyorsunuz. Approve USDT kısmı var. Elinizdeki yani yatırım yapmak istediğiniz USDT'yi buradan önce teyit ettiriyorsunuz. Ondan sonra da alım yapabileceksiniz. Öyle düşünün. Ama şu zaman bittikten sonra. Ben bu videoyu paylaştığım zaman zaten buraya girebilme açık olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü 6 saati kalmış zaten. İsteyen varsa şayet bakın minimum 0.1 USDT ile bile kabul ediyorlar. Niye böyle bir şey yaptılarsa en düşüğünü almışlar. Yani ne olursan ol yine gel diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle arkadaşlar. Sizlere bu bonusu da vermek istedim ki videonun sonlarına doğru. Umarım zaten işinize de yarayacaktır. Ha şunu da söylemeyi unuttum. MEXC'ye giriyorlar arkadaşlar. 17'sinde listelenme olacak. O da belli yani. Hani buradan aldığınız zaman nereye listeleneceği vesaire de belli. Genelde sadece tek bir borsa ve o MEXC olduğu zaman %60'lık, %70'lik hani satış baskısından sonra bir düşüş yaşamakta. Sonrasında böyle bir %40, %50, %100 bazen artabiliyor. Belki hani buraya girmek istemeyenler olursa oradan da faydalanabilirler. Ne olur düşer alırsınız ondan sonra yükselebilir. Ama tabii dikkat edin. Yani %70, %80, %90 da olabilir. Geneline hani benim tecrübe ettiklerimi söylüyorum size fikir olarak. Bu söylediklerimin hepsinin linkini ben videonun aşağısında veriyorum. Airdrop'lara katılmak isterseniz hepsinin linklerini orada bulabilirsiniz. Evet süper arkadaşlar. Bugün de güzel bir bölüm yaptık Telegram botlarıyla alakalı. Umuyorum ki İyi sonuçlar getirecekler. Bunların kimisi tutar, kimisi tutmaz bunu bilemiyoruz. Ama çoğunluğu zaten ücretsiz bir şekilde yaptığımız için güzel sonuçlar getirebilir bizlere. Yani cebinizden bir şey çıkmayacağı için tahminen bir problemimiz yok. Sadece günlük 1-2 dakika vesaire ayıracaksınız. Kenara açacaksınız. O kendi kendine yapacak. Ya da bir kere gelip tıklayacaksınız. Olay bundan ibaret zaten. Onun dışında burada verdiğim bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine bu tarz bilgileri daha hızlı bir şekilde verebildiğim, çekilişleri, airdropları yapabildiğimiz Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.